Merhaba değerli izleyiciler. Bu videoda graviton fiziği, zamanın doğası ve termodinamik prensipler arasındaki kesişimleri araştıracağız. Graviton prensibinin ve zamanı fiziksel bir varlık olarak anlamamıza yol açan çıkarımları sunacağız. Ayrıca alt kuantum enerji kavramını araştıracak ve alt kuantum sistemlerde termodinamik yasaların rolünü değerlendireceğiz. Bu bağlamda klasik mekaniği, görevliliği ve kuantum olaylarını entegre eden katmanlı bir zaman ontolojisini önermekteyiz. Zamansız bir gravitonu tanıtarak ve termodinamiği alt kuantum düzeyini genişleterek teorik ve felsefi inceleme için yeni yollar açılabilir. Hem felsefi hem de fiziksel söylemde zaman en anlaşılması zor ve tartışılan kavramlardan biri olmaya devam etmektedir. Klasik mekanikte zaman, Isaac Newton tarafından varsayıldığı gibi dış etkenlerden bağımsız ve tek düze bir şekilde hareket eden mutlak bir varlık olarak ele alınır. Buna karşılık Albert Einstein'in özel ve genel görelilik teorileri zaman anlayışımızı kökten değiştirdi ve onu hareket ve kütle çekim alanlarına göre konumlandırdı. Çağdaş fizik özellikle kuantum düzeyinde bu görüşü daha da karmaşık hale getirir ve bazı teoriler zamanın makroskopik olgularda olduğu gibi aynı anlamda var olmayabileceğini öne sürer. Bu kavramlar zamana uygulandığında kuantum mekaniği, görelilik ve termodinamiği birleştiren yeni bir bakış açısı sunar. Bu bağlamda enerjinin temel taşıyıcıları olan hipotetik varlıklar olmaya devam eden gravitonların zamanı deneyimlemediğini gösterip zamansallık hakkındaki yaygın kavramlara meydan okuyacak ve katmanlı bir zaman ontolojisi sunacağız. Bu çerçevenin merkezinde diğer parçacıkların aksine zamanın geçişini deneyimlemeyen temel bir enerji birimi olan graviton yer alır. Zamanı enerji dalgalanmaları, örneğin Compton saçılması, kütle çekimsel kırmızıya kayma yoluyla deneyimleyen fotonların davranışı, sabit enerjiyi koruyan ve bozulmayan gravitonların davranışıyla çelişir. Bu ayrım graviton ilkesinin temelini oluşturur. Gravitonlar doğaları gereği diğer parçacıkları yöneten zamansal çerçevenin dışında var olurlar. Bu fikir nesnelerin ışık hızına yaklaşmasıyla zaman genişlemesinin meydana geldiği özel görelilik ilkelerinden büyük ölçüde yararlanır. Ancak zamansız bir graviton kavramı zamanın kendisinin enerji değişimi ve bozulmanın bir fonksiyonu olduğunu öne sürerek bu söylemi genişletir. Graviton durumunda olduğu gibi bu tür süreçler olmadan zamanın anlamı kalmaz. Her şey bir saat gibi davranır iddiası zamanın içsel olarak değişime bağlı olduğunu öne sürerek bu görüşü destekler. Bozulma veya enerji dalgalanması olmadan zamansal bir ilerleme olmaz. Bunun sonuçları derindir. Eğer enerjinin en temel birimleri olan gravitonlar zamanı deneyimlemiyorsa, o zaman algıladığımız zaman evrensel bir özellik değil, belirli fiziksel koşullardan ortaya çıkan bir özelliktir. Bu bakış açısı zamanın kuantum seviyesinde var olmayabileceğini öne süren kuantum mekaniğinin bazı yorumlarıyla da uyumludur. Zaman değişen sistemlerin türev bir özelliğidir. Ancak varoluşun en temel seviyesinde graviton etkileşimleri zamanın geçerli olmadığını gösterir. Graviton ilkesine ek olarak kuantum altı enerji kavramı da hem zamanın hem de termodinamik süreçlerin kuantum düzeyinde anlaşılmasında temel bir unsur görevi görmektedir. Kuantum altı enerji en küçük elektromanyetik enerji birimi olarak tanımlanır ve tüm fotonların birden fazla kuantum altı enerjiden oluştuğu varsayılır. Bir foton yapısı içindeki kuantum altı enerjilerin etkileşimi artan enerji ve frekans gibi olgulara yol açarak kuantum etkileşimleri için yeni bir açıklama sunar. Çerçeve klasik termodinamik yasalara paralel olan ancak kuantum altı enerjilerden oluşan sistemlere uyarlanan 3 adet kuantum altı termodinamik yasasını formüle ederek bu kavramı genişletir. Bu yasalar şunlardır. İlki, bir sistem sıfırdan büyük doğal güçle çevresi üzerinde çalışmalıdır. İkincisi, herhangi bir fiziksel süreçte bir sistemin doğal gücü tek yönlü hale getirilemez. Üçüncüsü ise hiçbir fiziksel sistem termodinamik temel seviye durumuna, yani mutlak sıfır entropisine yaklaşamaz. Bu yasalar kuantum altı sistemlerde bile sıfır entropi durumuna ulaşmanın imkansızlığını vurgulamaktadır. Bu, zamanın entropinin doğrudan bir sonucu olarak görüldüğü kuantum düzeyinde bir zaman oku ortaya çıkarır. Bu çerçevede zamanın tek yönlülüğü, sistemlerin artan entropisinin bir yan ürünüdür. Klasik termodinamik ilkelerle uyum içindedir. Graviton ilkesine dayanarak özel ve genel görelilikteki zaman genişlemesi kavramı yeniden ele alınmalıdır.
Einstein'ın teorilerine göre zaman güçlü kütle çekim etkileri altında veya nesneler ışık hızına yaklaştıkça yavaşlar. Bu yorum kuantum perspektifinden bakıldığında zamanın bu yavaşlamasının gravitonların diğer parçacıklarla etkileşimi yoluyla anlaşılabileceğini öne sürer. Gravitonlar zamanı deneyimleyemediklerinden kütle çekim alanı içindeki veya göreli hızlardaki parçacıklarla etkileşimleri zaman kilitlenmesi içsel saatlerinde ölçülebilir bir etkiye neden olur. Bu yorum göreli zaman genişlemesine ilişkin anlayışımıza farklı bir perspektif ekler. Gravitonların zamansız varlıklar olarak uzay zaman içindeki saatlerin çalışmasını etkilediği fikri göreli etkilere ilişkin geleneksel yorumlamalardan farklıdır. Bu çerçevenin felsefi sonuçları önemlidir. Özellikle de her şey bir saattir iddiası. Zamanın bu işlevselci görüşü, zamanın bağımsız bir varlık olmadığını, daha ziyade sistemlerin işleyişinden ortaya çıkan bir özellik olduğunu, özellikle de değişime veya bozulmaya uğrayan sistemlerin olduğunu ileri sürer. Bu katmanlı zaman ontolojisi, zamanın farklı gerçeklik seviyelerinde var olduğunu ima etmektedir. Makroskopik düzeyde, zaman, saatlerin işleyişi ve parçacıkların bozulmasıyla bağlantılı, gözlemlenebilir bir olgudur. Alt kuantum düzeyinde ise zaman hiç var olmayabilir ve gravitonlar gibi temel bilimler zamansız olarak kalır. Bu katmanlı yaklaşım klasik mekanik, görelilik ve kuantum mekaniği arasında bir köprü kurarak evrendeki zamansal deneyimlerin çokluğunu ve çeşitliliğini anlamak için tutarlı bir çerçeve sunar. Bu bakış açısı Alfred North Whitehead ve Henry Bergson'un çalışmalarında bulunanlar gibi statik varlıklardan ziyade süreci ve oluşumu örneklendiren, önceliklendiren felsefi yaklaşımlarla uyumludur. Bu görüşe göre zaman olayların ortaya çıktığı bir zemin değil, değişimin ortaya çıkma sürecinin işlevidir. Bu videoda bu çerçevenin temel yönlerini ana hatlarıyla açıklamış ve özellikle zaman genişlemesi, termodinamik ve zamansal gerçekliğin doğası ile ilgili felsefi ve bilimsel çıkarımları ele almış bulunmaktayız. Bu fikirler spekülatif olsa da ve daha fazla teorik ve deneysel doğrulama gerektirse de hem fiziksel hem de felsefi açıdan zamanı yeniden düşünmek için verimli bir zemin sağlar. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.